Herkese merhaba arkadaşlar. Sims'in yeni çıkan staff paketi, kuyumculuk paketine, takı yapma paketine hoş geldiniz. Ben böyle kuyumculuk takı paketi diyorum ama aslında birkaç video izledim, biraz araştırdım ve olayın kuyumculuktan, takı yapmaktan çok daha fazlası olduğunu keşfettim. Biraz da yani büyücülere çok uygun bir paket. Tam benlik, bayılıyorum büyücülere. Yani ben bir tane büyücü karakter yapıp gerçekten bu olayı tam anlamıyla, bu staff paketi o karakterde deneyimlemek istiyorum. Tam anlamıyla paketi oynamak istiyorsak şayet büyücülere çok daha yakışır gibi, çok daha uyumlu gibi duruyor. Ama onun dışında tabii ki bir takı tasarımcısı bir dükkan açıp bir kuyumcu da işletebilir. Gayet güzel bir paket. Onun dışında büyücülük kısmı nedir? Taşlara özel böyle güçler, bir şeyler ekleniliyor. Simlerin ruh hallerini değiştiren, ruh hallerini etkileyen değişik değişik özellikler eklenebiliyormuş. Güçler ekleniyor daha doğrusu. İşin bu kısmı birazcık sihirli boyut. Neyse, ben şimdi sıradan bir erkek, bir kadın, bir karakter yapacağım ve bunlar üzerinde biraz da gameplay kısmını değerlendireceğiz. Şöyle bir saçlardan başlayalım. Neler varmış? Bu saç yani fena değil. Bu saçın bir de şöylesi. Bu ikili renkli olayı seviyorum. Fakat hani uzun bir saçta olsaymış. Genelde hep büyücüler üzerinde gösteriliyor şeyler. Bak şu tonlama fena değilmiş. Büyücü karakterler yapılıyor ve böyle full makyajlı, işte renkli saçlı falan bir büyücü. De bu güzel olabilir, evet, ama onun dışında hani uzun saçta da olsaydı tercih edebilirdim, güzel olurdu. Mesela ben şu saçı çok sevdim. Bu da böyle bir kıvırcık kıvırcık saç. Hemen takı paketi ya. Buraya da bir takıdan toka konulmuş ve evet, saç renkleri değiştikçe takının, saçtaki takının, tokanın rengi de değişiyor. Bu da şirin bir saç. Saçın şuradan toplanması falan ama böyle kalıp gibi duruyor. Çok gerçekçi durmuyor. Bu saç mesela daha güzel gibi. Ama bunun da tokası çok. Gazoz kapağı mı bu? Nasıl bir toka tasarımı? Toka da yapabiliyor muyuz acaba? Yani bunun tasarımsal çizgilerini daha çok beğendim. Fena değil. Saça demir halkalar takıp şey değil mi bu ya? Yabani asi saçı değil mi? İzleyenler varsa yorumlara yazabilir. Hakikaten asi karakterini yapıp bu saçı şey yapmak lazım. Keşke şöyle kısa küt bir saç olsaydı da aynı şuralardan demirleri taksaydık. Ben bir sonraki dizimi Yabani'nin Sims versiyonu çekseydim. Demirleri görünce. Neyse, ben şu saçı yapayım. Şu saç hoşuma gitti. Şöyle bir halka küpemiz var. Zaten çok fazla takı yapacağımız için şu anda yani burada böyle bir takının olup olmaması çok da şeydi. Ama çok güzel. Bak, tasarımlar çok güzel. Oyunda gerçekten şey eksikliği vardı yani. Takı eksikliği vardı ve birçok kişi zaten bunları CC olarak indiriyordu. Bence o eksiklik birazcık gitmiş. Şöyle kısa saç yapayım da şunu görebilelim ya. Göremedik. O eksikliği giderdi açıkçası. Bak. Şunlar uyumlu oldu. Sevdim. Gelelim buraya. Şimdi üst olarak baktığımızda arkadaşlar bir tane üstümüz var. Barbie 2-3 tane olaymış. Bir tane üstümüz var. Ama bu bluz güzel. Ben çok beğendim. Bazı renkleri. Yani şu tonları. Siyah da güzel. Bak bu da güzel. Bu da fena değil. Şu da güzel. Bu da güzel. Güzel yani. Fena değil. Tabii insan birazcık daha keşke olsaymış diye istemiyor değil. İstiyor ama bir tane yapmışlar. Bir tane de etek. Etek de güzel. Yani kendi çapında kıyafetler ayrı ayrı güzel. Yani bu saça da bu kıyafet yakışmadı ama fena değil. Burada ne varmış? Ha, yüzüğümüz var. Bol bol yüzük yapacağız. Ya şunu bak mesela parmağa yakınlaştıramıyoruz ya, ben sinir oluyorum ya. Şunu şöyle yakından görebilsek çok güzel olacak. Neyse. Yine böyle altınlı siyahlı bir yüzüğümüz var. Şöyle bir çorap gelmiş. Fena değil. Çorap eksikliğini giderdi. Ayakkabılarda. Yani mesela çok bir büyücü ayakkabısı. Hani şeyi bile yok böyle, arka bant falan yok. Yani hani
ayağın üzerine kristaller yapıştırılmış gibi. Bu bir tık daha spor en azından. Takı tasarımcısı bir kız olarak ayakkabısına şekilde yaptığı takıdan eklemiş gibi. Daha güzel. Yani elbiselere yoğunlaşmışlar. Bak çok güzel. Ben çok beğendim bunu. Ve her rengi çok güzel. Bu çok güzel. Bu da bayağı güzel. Bak yıldızlar, aylar, güneşler var. Ay bunu da çok beğendim. Bu nasıl bir şeymiş? Yani sanki ev hali. 60 üstüne. Yeleğini. Fena değil. Bu da güzel. Bak bu da fena değil. Hadi şu olsun. Böyle bir kızımız olsun. Başka da bir şey yok burada. Evet, bu kadar. Erkek saçlarında ne var? Yine aynı. Erkekte de böyle bir şey olsun. Aynı küpeler var. Ha, bunun üstünde mesela 4 tane var. Bak, erkeklere bu sefer fazla getirmişler. Gerçekten bir dengeleri yok. Hakikaten dengeleri yok. Yani her pakette genelde kadınlara özgü çok fazla eşya gelir, kıyafet gelir. Erkeklere az gelir. Ve şu an tam tersi mesela olması lazımdı normalde. 4 tane üst şeye kadınlara, bir tane erkeklereydi. Şimdi 4 taneyi buraya koyup bir tane oraya koyup. Yani neden ikisi de 4-4 değil? İlla bir taraf şey olacak ha. Mağdur. Bu hırka güzel, sevdim. Sadece pakette değil, farklı birçok şeyde de giydirilir yani. Bu da güzel. Kapşonlu. Spor tarz. Bu siyahta çok göremedim modelini. Güzel. Fena değil. Bu da gömlek üstü. Yelek hadi. Şöyle bir şey olsun. Alta gelelim. Bir tane alt var. Şuraya gelelim. Aynı yüzükler. Plumbablı yüzük ve siyah şu. Ayakkabıya gelelim. Ayakkabıda da şöyle bir ayakkabı. Bak, bu da güzelmiş ha. Farklı renklerde. Neyse şöyle siyah olsun. Tamam. Adamımız da böyle olsun. Başka da bir şey yok. Şimdi gelelim şuraya. Hayat amaçları tam kamera gözüküyor orada ama benim seçeceğim Nature'da, doğada tabii ki bu hayat amacı gözüküyor mu orada, gözüküyor. Evet. Ne gelmiş? Kristal Crafter. Kristal yapma hayat amacı. Evet, Crystal Crafter ne diyor? This wants to cut gemstone craft chevalry and harness the power of crystal. Kristalin gücünden yararlanmayı, işte taş, değerli taşları kesmeyi ve craftlayarak işte takılar yapmayı falan filan seven bir sim. İşte işin sihirli kısmı da zaten kristallerin gücünden yararlanma olayı. Gerçekten o çok ilginç bir durum. Trade geldi mi acaba? Burada bir şey yok. Ay dur, yanlış yaptım. Burada bir şey yok. Active adventure. Burada da bir şey yok. Yoktur herhalde. Yokmuş. Renkleri geç. Buralarda bir şey var mıdır? Müzik. Yeni. Burada neler vardı, ben hatırlamıyorum bile. Ne vardı ki yenisinin ne olduğunu nasıl anlayayım? O kadar bilmiyorum ki. Dur. Şey yoktur herhalde. Aktivite. Ha. Gemoloji. Gemoloji diye bir aktivite varmış. Tamam. Evet. Gelelim eşya bölümüne. Ben bu kadar eşyayı buraya dizerken gördüm ve anladım ki eşyalar mükemmel. Yani ben ahşap eşyalara zaten bayılıyorum. O yüzden renkler, desenler ve ahşap olan her şey o kadar çok güzel ki. Hani kas bölümünde az kıyafet dedik, belki az saç dedik. Hani orası biraz böyle bir az gelmiş olabilir. Ama buraya baktığımızda gerçekten çok hoşuma gitti. Yani sayı olarak değil. Yani sayı belki kimilerine göre burası da az gelebilir ama staff pack için normal bence. Ama olay zaten gameplay kısmı olduğu için eşyaları ben çok beğendim. Baya baya güzel. Şimdi ilk önce tek tek buralardan bakalım. Sonra oda tasarımlarına bakalım. Odada zaten eşyaların hepsinin nasıl kullanımı var.
Nasıl kullanılacağı, nasıl o da dizayn edileceği ama şuradan şöyle bir bakalım istiyorum. Şimdi duvar kağıtları bu şekilde işte kristal, taşlı, aylı, yıldızlı aynı tasarımda gidiyor. Renkler böyle maviler, beyazlar, morlar, siyahlar, kemik rengi işte şu küf yeşili tonları, bordolar, kahve tonları falan şeklinde çok güzel duvar kağıtları gidiyor. Sadece bu desen var. Tablolar var. Şu şekilde bir dörtlü, şöyle işte desenler kristal ya da değerli taş desenleriyle ya da ay falan güneş yine astroloji kısmıyla birazcık olay astroloji kısmına da yoğunlaşmış paket. Bir tık kristaller işte ayın ışığını aslında mücevherler çekerek güçleniyor falan gibi bir durum söz konusu. İşin sihir kısmı aydan gücünü alıyor falan filan böyle ayın şeyleri. Ondan sonra aynalarımız var. Tabii ben buraya şimdi 5 tane koydum da bütün renkler hep aynı. Yani şuraya koydum. Mesela şu renklerin hepsinde var. 12 tane toplamda renk var. Aynalar böyle. Bu da duvara böyle bir kapaklı dolap gibi bir şey. Şöyle bir dolap var. Bunlar hep böyle üzerine taş koymalık. Kristal falan koymalık. Şunlar var. Bunları böyle istediğimiz gibi işte dörtlü, beşli falan filan. Böyle yapılabiliyor. Yine içerisine bir şeyler koymalık. Bu şekilde takı tasarlarken kullandığı işte güya çekici, işte pensesi, keskisi falan filan o tarz alet edevatlarını duvara koyabileceği bir takım çantası hesabı bir alan var. Kitaplık çok güzel. Kitaplığa bayıldım. Bir de merdivenli olanı var. Çok güzel. Bayıldım. Renkler dediğim gibi işte 12 tane renk var. Ben öylesine koydum böyle şu kadar. Bizim olayımız aslında arkadaşlar şu üçlü. Yani şu da değil, şu ikili. Oyunun bütün kullanılacak şeyi, masa zaten bu. Taşlarla burada yapıyorsun. Şu da işte taşlara şey yapma. Ay ışığını ekleyerekten bir güç verme durumu var. Ortaya konulan taşın kenarlara konulan mücevherlere verdiği güç gibi bir durum. Çok değişik bir durumu var. Bu da satış masası zaten. Her şeyde pakette gelen satış masası. Şimdi şuraya gelelim. Koltuklar. Bayıldım kapitone. Kapitonelere bayıldım. Desenleri çok güzel. Burada ne var? Çiçek gibi, taş gibi bir şey deseni var. Ama bayıldım. Renklerinin böyle bir kere renklerin ahşap ayrı bir şey. Çok sevdim. Renklerin de pastelliği yani. Hani şu gri, ne bileyim. Şu küf yeşiline zaten bayılıyorum. Şu mavi çok güzel. Gri mavi gibi. Şu mor bayıldım. Şu yine antrasit gri rengi. Buna da bayıldım. Bu kadar renkte koltuğumuz var. Tek ikili koltuk. Dönen sandalyemiz var. Çok güzel tekerlekli sandalye. Bunların da renkleri böyle. Buna da bayıldım. Şu konsol çok güzel. Konsolun güzelliğine bakar mısınız? Hani bu tarz var evet şeyde oyunda ama bu da ona bir versiyon olarak gelmiş oldu. Çok güzel. Kulpları şeyden yine taştan. Onun da renkleri bu şekilde. Yani şu sandalyenin renkleri neyse hepsi aynı renklerde. Şöyle bir şeyler var. Ne bu? Bu bir gaz lambası gibi bir şey. Evet. Altında fitili var. Şeyle yağla yanan gaz lambası. Yağ lambası gibi bir şey. Ucunda böyle fitili yanıyor. İçinde yağ var. Bir sürü renkleri var. Ben bu üç rengi koydum. Bu yine odaları süsleyeceğimiz bir takı çantası, bir işte kristal çantası. Hani böyle tasarımı yapmış da onun birer numunelerini, modellerini buraya koymuş gibi. Bu tarz bir aynalı takı çantası var. Şöyle bir çanta var. Bu da yine şey gibi. Çantasını almış dışarıda. Kristal mristal araştırmaya gidiyor. Yanında da bu çanta var böyle işte. Notları, aletleri falan. Bu biraz daha böyle makyaj masasına koymalık gibi de olabilir. Çalışma masasına koymalık da olabilir. Bu biraz daha çalışma şeysi. Bavulun içinde, çantanın içerisinde. Şu ne? Bu da böyle işte alet edevat gibi bir şey. Yine süs dekor. Bu da yine aynı şekilde. Taşları işte kırdım falan filan. Yapım aşaması aletleri. Şu da modelleri konulmuş sergilendiği. İşte kolyeydi. Küpeydi falan. Bu da böyle. Tekerlekli şey var. Komodin var. Yine renkler böyle. Sonra şöyle bir kahve sehpası var.
Bunun da renkleri böyle. Aa, bak şunların renklerini değiştirmişim. Şu şekilde kristal dekor var. Bunları böyle koymuştum da farklı renklerini koyayım diye. Bak onu değiştirmemişim. Böyle böyle. Bir sürü renkleri var. Mavisi. İçindeki, evet içindekinin de renkleri yine minik minik değişiyor. Böyle bir dekor. Çalışma masası. Şu çalışma masası hali mi? Yok. Ayrı bir çalışma masası. İşte alalım mesela şuradan. Şöyle bir çalışma masası. Renkler harika. Altın sarı küf. Griler, antrasitler. İşte kiremit renkleri, koyu kahveler, bordolar, morlar, beyazlar. Hepsi harika. Halı da çok güzel. Halı da yine güneşler, aylar, yıldızlar, yine astroloji ile alakalı desenlerin olduğu. Yine bu kadar renk değil. Her desenin her rengi var. Bak şu siyahı, şöyle şunlar. Ve bir sürü renkler var. Sonracığıma, bak bu çiçekleri koymuşum. Bunların da renklerini değiştirmemişim. Şey de bunun adı da. Neydi bu şey? Aşk merdiveni. Aşk merdiveni çiçeğin adı. Şöyle saksısı değişiyor. Çiçek aynı. Alt değişiyor. Farklı renklerde. Güzel bir çiçek. Güzel bir salon çiçeği daha doğrusu. Çok hoşuma gitti. Ben bunu alırım her yerde kullanırım. Bir de böyle bir lamba var. Köşe lambası işte. Güzel ofislerde kullanılabilecek bir köşe lambası. Gelelim buraya set olarak şeylerde. Nerede şu mobilya kısmında sadece bir set var ama üç rengi var. Üç rengi yeşil tonu, açık renk ve daha bordo tonu. Şimdi şu yeşil dediğimiz kısım nasıl tasarlanmış bakalım. Şöyle bir cam. Bu arada cam falan yok. Pencere, pardon. Pencereler başka yerden alınmış değil mi? Bakayım başka paket. Tabii şeyden Base Game şeyi. Penceresi. Tabii farklı paketlerden de yine eşyalarla uyumlu yapılabilir. Tabii mesela bu teknik olduk. Yani. Şimdi mesela ne yapmış? Bak bunun içerisine. He, bak bu dolabın içerisine gitmiş onları koymuş. Bak bunlar konulabiliyor. Mesela bunu alacaksın. Şunun içine koyabiliyorsun. Şunu al. Şunun içine koyabiliyorsun. Bak o çok güzel. Mesela şunu alalım. Şuraya koyabiliyoruz. Burada lamba yansın şey. Yağ şeysi. Bunu buraya koyabilir miyiz acaba? Emin değilim. Ha bak şunun içine konulabiliyor. Ama cam şeyin içine hapsetmek ne derece? Şunun üstüne kondur mu dedim de olmadı. Şuraya olur mu? Ha bak bunun tepesine oluyor. Şunun tepesine oluyor mu? Tamam içine oluyor. Gibi gibi. Bunlar mesela takıları yaptın şurada odanda sergiliyorsun. Falan filan. Güzelmiş. Bunun içerisinde bir şey konuluyor mu? Aa buraya da konuluyor bak. Çok iyi. Kolyeleri şurada tasarlayacaksın. Yukarıda tasarlayacaksın diyorum. Şey yapacaksın. Sergileyeceksin. Üstünde var mı? Kardeş o değil sen gel. Evet. İki tane aşağıya bir tane yukarı. Çok güzel. Buraya böyle duvara tek tek yaptığın en güzel modelleri sergiledin. Açtın kuyumcu dükkanını, vitrini, dükkana girişte böyle ay bundan sonra serilerde full bir kuyumcu yapıyorum. İçindeki bütün eşyalar, şeyler, satılık, takılar. Herkes gidip takı alışverişini kuyumcudan yapıyor. Harika. Neyse köşeye bunu koymuş. Ne yapmış böyle buraları bunlarla süslemiş. Ha mesela şunun üzerine koymuş bu şeyi. Ama bu ayın ışığını alması gerektiği için dışarıda durması gerektiğini düşünüyorum. Ha buraya bir tane bundan koymuş. Takısını şey yapsın diye. Tamam araştırma burada yapma masası. Merdivenli yanına merdivensizini koyarak ve yine bak buradaki boşluk alanları bunlarla gayet güzel doldurabiliyorsun. Boşluk alanlar bize zaten bırakılmış. Burayı daha buraya var ya şeyle hileyle şunları alırsın şöyle küçültürsün falan filan. Bak şöyle küçültürsün burayı daha üçlü üçlü dörtlü dörtlü neler sıkıştırılır o da güzel. Buraya da böyle araştırma defterini falan koymuş. Lambasını mumunu şunu koymuş. Güzel yapmış yani zaten bunun aynısının beyaz rengi. Beyaz çok böyle bir göz yoruyor ama kahve tonuna işte farklı tonlar karıştırmak daha güzel. Mesela kırmızıyla şu gri'nin uyumu çok daha güzel olmuş. Siyah, gri ve bordo. Burada da kahve ve yeşil ya da kahve mavi tonları. Böyle, evet.
olayımız bu. Şimdi gelelim gameplay'e. Gameplay'de açıkçası bazı şeyleri göstermemiş olmak istemiyorum. Yani umarım her şeyi tam anlamıyla gösterebilirim ama kaçırdığım, atladığım şeyler de olacaktır, olabilir diye şimdiden söylemiş olayım. Şimdi öncelikle kızımız gelsin. Şuraya bir basalım. Peki şunlarda etkileşimli bir şeyler var mı? Ben onları merak ediyorum. Tamam, view. Şuralarda var mı? Ha, bir dakika. Open diyor bunun içerisine. Ha, bunun içerisine bir şeyler konulabiliyor, saklama şeysi gibi. Bu değil. Bunu deneriz. Nasıl bir şey olduğunu anlamak için. Şimdi burada değerli taşları kesme var. Takı tasarlama var. Random bir şekilde 300 dolar vererek takı tasarlama var. Open dediğimizde yine içerisi açılıyormuş. Şimdi keselim. Design'ı seç, kristali seç. Öncelikle şu taşlar işte, bunların hepsi nasıl diyeyim, takılara bir özellik yükleme muhabbeti. Şimdi biz ilk olarak şunu yapabiliyormuşuz. Kristale geldiğimizde dışarıdan tabii ki bir yerlerde gezerek kristal toplayabiliriz ama aynı zamanda burada satın da alabiliyoruz. Bu neymiş? Inventörde bulunanlar. Şu ateş mi? Ha, daha sıcak tonlar. Monokrom tonlar diyor. Bu da soğuk tonlar. Fark etmez. Mesela ne alalım? Safir alalım bir tane. Safirden yapsak bunu. Ne olacak bakalım? Yap bakalım, nasıl yapıyorsun? Daha tabii yeteneği şey olduğu için burada bir kaynak, ne bu, kesim, şekil veriyor. Elinden düşürüyor falan. Özel dürbünüyle de baktı. Yapım aşaması yine bir uzun sürüyor, böyle bakıp bakıp, ha şurasını ne yapsam, burasını ne yapsam diye. Aşağıda zaten süreç bayağı uzun sürüyor. Bu kristalini Sim'in zihinsel yeteneklerinin daha hızlı olmasını sağlıyormuş. Mental skill faster, daha hızlı diyor ve daha uzun sürmesine mi sebep oluyormuş? Aynen, mental aktivitelerinin. Bunu tabii ki şuraya koyuyoruz. Bu özelliği diğerlerine verebilmesi. Şimdi bu olay, bunu mesela yaptık, burada tuttuk ofisimizde sabit bir obje olarak. Şimdi bunun özelliğini Sim yanındayken bu alabiliyor. Ama sen bunu bir yüzüğe, bir kolyeye eklemek istiyorsan şu ortaya koyup kenar dörde de bu özelliği vermek istediğin dört tane takını da buraya koyuyorsun. Ondan sonra onun özellikleri ay ışığında bekleyince ötekilere geçiyor ve sürekli takıyı takarak gezdiğin için bütün özellik sürekli senin yanında kalmış oluyor. O sabitken o yanında kalmış oluyor. Şimdi bir tane de takı yapalım. Design seçiyoruz. Metal ve kristal. Kolye var. Ha, bir dakika, öncelikle şey yapalım. Şurayı ben bir fazlalaştırayım. Tamam. Seviye 10'a bir çıkalım. Design'a gelelim. Select Design. Ne varmış? Mesela kolye. 3, 6, 9, 12 tane kolye. Tasarımı var, dizaynı var ama bunların tabii ki metalini ve kristalini farklı metaller ve kristallerle yaptığında bambaşka renklerde ortaya çıkarmış oluyorsun. Bunlar yüzükler. Yine 3, 6, 9, 12 plumbap yüzüğü var. Değişik değişik versiyonlarda var. Bu ne, bileklikler? Bak, bileklikler de çok güzel ha. Yine plumbaplı var. Bir de küpe var. İşte komple bir set yapacağım size. Küpesi, yüzüğü. Yüzükleri biraz göremiyorum gerçi, çok uzakta ama. Mesela burada ikinci sıradaki yüzük, ikinci sıradaki bileklik, ikinci sıradaki küpe ve ikinci sıradaki kolye. Sıra olarak bakarsan Her kategorideki birinciler takım seti oluşturuyor gibi düşünüyorum ben şu anda. Bence mantıken öyle. Şimdi kolye seçelim mesela. Güzel bir kolye. Ben olsam hangisini takardım gibi. Bak, şu plumbaplı çok hoşuma gitti. Plumbaplı yapalım. Metal olarak. Metali gümüş olabilir. Platinum. Death metal. Death metal neymiş?
Death Metal olsun. Bak böyle bir şey olsa. 987 bu arada. 987'ye bunu yapıp kaça satacağız? Bir kuyumcu dükkanı açmak için ne kadar uğraşmak gerekecek ha? Aa, çok güzel olmadı mı? Her şeyde gidip moru bulmam yalnız. Çok güzel oldu. Şey ucu mor yapıp kenarları belki metal kısmını. Metal kısım galiba asıldığı yer. Kristal de o boncuklarla falan bak kısmı galiba. Orayı mor yapıp diğerini mesela gümüş falan ya da sarı. Olabilir. Mesela böyle bir şey yaptık. Bunu alıp şuraya koyuyoruz. Bunun şeyi buna geçecek. Mesela başka neler varmış o özellik olarak? Bu ne? Çok fazla şey var. Böyle bir şey. Bak kuru kafa var. Yıldız var falan. Bak şunları yapsak hangi birini yapacağım? Bak yıldız çok güzel. Bir tane yıldız yapalım. Rose'dan. Ya da Rose değil de. Sarı bir yıldız mı yapsa? Quartz Ruby. Ruby'den yıldız yapalım. Bak bu da değişik bir şeymiş ha. Utandıklarında daha hızlı utançları kaybolacakmış. Mesela düşünsene bundan bir kolye taktın. Utanacağı bir durum yaşadığında o çok hızlı bir şekilde o utanç durumundan çıkabilecek. Romantik etkileşimlerden rahatsız olmayacakmış. Ve garip bir vuhu durumu olmayacakmış. İlginç. Değişik bir taş. Değişik bir taş. Ha bak burada şey pardon pardon kristallerin özelliklerine göre gidiyor. Doğru doğru bunların kendi özellikleri var. Kristalin gücünü ona aktarıyor. Oradan da ötekilere aktarıyor. Çok fazla bunların hepsini tek tek bakmak lazım. Aa şuraya bak. Hematit mi? Nasıl okunuyorsa bu. Simler asla ölmüyor. Simler ölmüyor. Bak okul performansı daha hızlı yükseliyor. Okul ve iş. Ödevlerini daha hızlı bitiriyorlar. Romantik ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı oluyor. Daha başarılı bir şekilde date'leri başarılı bir şekilde bitirme olanağı sağlıyor. Oha bak bu ikiz ve 300 doğurma şeyini mi yükseltiyor? Ona Shinolith. Shinolith'ten bir kolye yüzük bileklikle bu Try for Baby yapıyorsun. İkizin 300'ün garanti. Onam çok fazla. Zaten bu kristallerin zaten özellikleri vardı galiba değil mi? Ben bu kristalleri hiç şey yapmamıştım ha. Olduğu yerde duruyordu ve sana bir şeyler sağlıyorlardı. O koleksiyonu tamamlamak amaçlı yapıyordum. Gerçekten emin değilim. Bunlarla bu kristallerle o kadar hiç uğraşmadım ki bu özellikleri var mıydı yoksa bu paketle birlikte bu taşlara her birine bir özellik mi getirdiler? Yoksa var olan özellikleri bu paketle hadi bari onları aktaralım falan mı dediler? Hiçbir fikrim yok. Oha, jet diye. Ben bunu alamıyor muyum? Ha, bak jet diye bir kristali bulursak Grim Reaper Azrail'i çağırıyor istediği zaman. Abi istediği zaman Azrail'i çağırıyorsun ve birisi öldüğü zaman hani yalvarıyorsun ya ne olur Allah aşkına öldürme falan diye. Ha, bu böyle diyorsun ama Allah aşkına. O zaman daha başarılı olma ihtimali daha yüksekmiş ve cannot be purchased. Purchased diye mi okunuyor? Neyse işte satın alınamıyor. Bir yerden bulacaksın. Jet kristali nereden bulunuyor? Bilmiyorum. Bunlar daha önemli şeyler ki. Bak şu. Jonquilist bilmem ne. Oy vallahi hepimiz kristalci olacağız. Deli gibi her yerlerde. Bak yemek yaparken ateş yanmıyor. Ateş yanmıyor. Yangın çıkmıyor. Neyse. Ay çok güzel. Ben hangi birini şey yapayım? Yani bu özellikleri alıyorsun. İstediğin özelliği. İstediğin görünümdeki bir şey ekliyorsun. Mesela Grim Repair'i çağırmayı kuru kafaya eklersin. Çok mantıklı. Romantik ilişkilerle alakalı şeyi mesela kalp yaparsın. Yani böyle böyle değişik taş şekilleri var. Şey de varmış bak. Cüce, plumbob var falan. Yani bunlara böyle ekliyorsun. Ondan sonra şey şuraya koyuyorsun mesela gece olması lazım. Gece yapalım. Bak bu da yaratıcılıkla ilgili. Yaratıcılık aktivitelerinin daha hızlı olması, yaratıcılık yeteneğinin hızlı artması, daha böyle masterpiece eserler ortaya çıkarması ve yazarlıkla alakalı da yine ressamlar, yazarlar için
Bu güzelmiş. Orange topazla. Çok güzel ya. Bunların çok uzun sürer. Bunun her birini böyle, bak, en işine yarayacak şeyleri seçiyorsun, kristallerden özellikleri. Bir tane küpe yapıyorum, bir tane kolye yapıyorum. Bir tane de bileklik yapıyorsun. Üçlü set. Full böyle. Mükemmel özellikler yüklenmiş, işte ne bileyim, enerjin bir şeyin düşmüyor, işte utanma olmuyor, ilişkilerin daha iyi, işte başarısız olma ihtimalin olmuyor falan filan, onları yapacaksın dışarıda gezerken, sosyalleşirken. Sonra eve geliyorsun, işte ressam mısın, yazar mısın, bir yaratıcılığın mı, bir şey mi var, pat öteki seti takıyorsun. Skill'lerin, becerilerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayan. Evde biri mi öldü, çat, Grim Reaper'i çağır, yalvar, hayata geri dönsün. Aha bak. Bak, akşam oldu. Akşam oluyor ve bu parlamaya başladı. Bak, güç güç geliyor, güç geliyor. Heh. Aa, çok güzel. Bak şimdi bunu ortaya koyuyoruz. Biraz daha gece olması lazım onun. Çok güzel parlamaya başladı. Mor mor. Ama ne kadar diyor? Pardon, dur. 12 saat diyor şarj olması. Oha. Peki bunu kapalı bir alanda tutabiliyor muyuz acaba? Ay ışığı diye böyle sokakta mı durması lazım? Belki de. Mesela şu yıldızı alalım. Balat'ın ne işi varsa. Balat da gelmiş kapı çalıyor. Şunu şöyle koysak. Yok. Bak burada olmuyor. Dışarı koydum. Bak parlıyor. Ama arkadaşlar 12 saat bekletmemiz gerekiyor. Şimdi biz hemen saati ileri alıyoruz. 29 saniye kaldı. Tamam. Saati ileri aldık. 9, 8, 7, 6. Aha. Vallahi yüklendi. Görüyor musunuz? Kolye yüklendi. Al. Bütün güç burada. Güç bende artık. İyiyim. Bir. Bütün şeylerinde giy diyor. Gel çocuğum, giy bakayım ne olacak. Burada enerji yükselmesi falan mı diyordu? Üstünde nasıl duruyormuş? Ay, kolyenin de güzelliğini. Şimdi o neleri yükseltiyor acaba? Bir şeyleri yükseltiyordu. Sleeping falan diyordu. Çok uykusu mu gelmiyordu? Lan bak, tuvaletim mi şey? Bilemedim ya. Onu bilemedim ama olayı çözdük işte. Bir dahaki şeyi 2 gün sonraymış. Olayı çözdük arkadaşlar. Yapıyoruz bütün özelliğini. Sonra gidiyoruz buraya koyuyoruz. 12 saat bekliyoruz. Ve hepsinde 12 saattir diye düşünüyorum. Bak bunun da şarjı boşuna şey oldu. Bu nasıl yapmış biri yüzük? Dur gel şu plumbablı yüzüğü de bir giy, de bir görek. Böyle bir yüzüğümüz var. Buna da bir özellik yüklüyorsun mesela. Aa, mis gibi. Yani onu birazcık çok araştırmak lazım. Aa, arı. Oha. İlk defa arıya bu kadar yaklaştım oyunda. Sims'te ilk defa arı görüyorum. Bu kadar yakından. Yani arıcılık falan filan çok yapmadığım için. Birdenbire yakınlaşınca karşıma arının çıkması. Neyse, olayımız bu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bu çok fazla detaylı bir şekilde kurcalamak gerekiyor. Olayımız bu. Öğrenmiş olduk. Ondan sonra takı şeylerine, nerede o kolyeleri yaptıktan sonra alıp buralara koyup onları bir güzel satabiliriz. Plopsi'de satabiliriz. Dükkan açarız. Dükkanda, kuyumcu dükkanı satabiliriz. Özel güçlerin olduğu şeyler daha farklı fiyatlara, düz sadeler farklı fiyatlara satılır. Her şeyi bir kenara bıraktım. Bu şeylerle, ne bileyim, konsollar, sandalyeler, bu koltuklarla da işte çiçek, halı falan, farklı farklı oyunlarımızla da gayet güzel kullanılabilir. Eşyaları da var. İlla bu paketi aldık, işte takıcılık yaptık, aman tamam sıkıldım falan desek bile bu eşyalar her türlü her yerde kullanılır. Çünkü bazı paketlerde biliyoruz ki bazı eşyalar geliyor, o pakete özel oluyor ve sen normal mesela bir aile hayatı oynuyorsun. Orada gidip de o eşyayı koyamıyorsun. Çok bariz kaçıyor ama bu eşyalar çok sade, çok güzel. Konsollar falan filan, bunlar her türlü kullanılabilir. İçine istediğin şeyleri koyabilirsin vesaire vesaire. Ben çok beğendim. Çok güzel. Dediğim gibi bütün serilerimle bir kuyumcu dükkanı açıyorum ve şey yapıyorum. Ne onun adı? Herkesi kuyumcuya götürüyorum. Her bir de şey vardı arkadaşlar. Şimdi onu yapamıyor olabilirim ama yapamayacağım büyük ihtimalle. Şunların şeylerini de şey yapalım. Mesela evlilik teklif ediyorsunuz ya. Evlilik teklif ettiğinizde yaptığınız özel yüzükle evlilik teklif ediyorsunuz. Öyle bir durum var. Yap 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 yap. Heh, bitirdi. Şimdi bak, yüzük burada.
Bunu alıyoruz. Bir çantamızı atalım. Heh. Aldık yüzüğü. Şimdi gidelim. Gel kız. Şimdi önce bir konuşturmamışım bile onları o kadar. Bir konuşun. Bir tanışın bakayım. İlk görüşte aşk. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun arkadaş? Gel şununla bir konuş. Böyle derin derin hemen. Derin bir konu. Konuşuyorsun. Oo harika ilk görüşte aşk. Yüze yüzü çakalım şuraya. Tamam. Oo harika. Şimdi evlilik teklif etmek istiyorum. Nereden ediliyordu? Dur bir first kiss'le de başlayalım. Ha gösterme varmış bak. Aa bak benim sana şey aldım. Yaptığım şeyi beğendin mi? Dur hadi girlfriend de diyelim. Heh işte burada bak. Craftladığın yüzükle evlilik teklif etme. Heh bak buradan çıkıyor çantandaki fıçık. Aa arkanı dön diyor bak. Ne yaptı arkasını mı döndü? Yo. Kabul etmedim lan. Heh. Benim yüzüğüm. Basic yüzük. Yüzük nerede? Galiba kabul etmeyecek. Aa basic yüzük. Basic diye mi? Etmedi. Aa, arkadaşlar. Reddedildim. Ama siz anladınız olayı. Olayımız burada kızın kabul edip etmeyeceğini bilmek değildi. Olay burada bu yüzükle evlilik teklif edebilme durumu var. Aynı zamanda tabii ki hediye olarak da yine işte kuyumcudan gittim, kolye aldım, verdim. Ben hep kuyumcuya götürüyorum. Kendim yaptım değil. Yani normal aile serilerinizde oynarken tabii ki mantıken dışarıya gidip bir kuyumcudan takı alıp da hediye etme durumu çok daha mantıklı olacak. İşte evde kalkıp da odanda takı tasarlamazsın gibi. O zaman benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Onun dışında tabii ki oynarken çok detaylı bir şekilde bir şeyleri aa böyle de oluyormuş, şöyle de oluyormuş denilebilir. Mesela gardening yeteneğini yükseltip bir ağaç geldi. Kristal ağacı. Zaten şeyde gösteriyor. Trailer'da falan orada görmüştüm. Arada bir böyle farklı farklı kristalleri yere düşüren, veren meyve gibi bir kristal ağacı yetiştiriyorsun. Onu da böyle bahçene koyup değişik değişik kristaller düşebilir ama kristal zaten bu masadan satın alabiliyoruz. O yüzden çok da gerek yok. He, satın alınamayan kristalleri arada bir nadiren o ağaç düşürüyorsa tabii ki değerlendirilebilir. Ya da görsel bir şekilde böyle mor mor bir ağaç. Görsel bir şekilde güzel de durduğu için de konulabilir. Bir de o var. Şu anda göstermediğim ama gördüğüm. Bu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben paketi sevdim mi derseniz daha tam deneyimlemedim ama sevdim. Özellik güç olaylarını, simlere güzel güç yükleme. Sevdim onları. Bütün ruh hallerini falan, aktivitelerini, skilllerini işte etkileyecek şeyler. Onlar güzel. Eşyalar çok güzel. Kıyafetler fena değil. Güzel. Başka kıyafetler de giydirilebilir. Yani olay burada sadece kıyafet değil çünkü gameplay. Bayıldım. Bayıldım. Kütüphane falan da çok güzel. Bak bu paketi aldın mesela. Takıyı makiyi falan at bir kenara. Çok güzel bir ofis de yapılır bu kitaplıklarla. Yani merdiven merdiven birleştir. Bunlarla çok güzel normal bir yazar ofisi olur. Avukat ofisi olur bir şeyle olur yani hani her yerde kullanılabilir. O yüzden çok amaçlı bir paket. Güzel sevdim. Tahmin etmemiştim ilk gördüğümde böyle. Ha tamam takı tasarlıyoruz. Oyuna bir sürü çeşitli takılar getirdiler. Böyle getirmeyi uygun buldular. Tamam ama bu güç olayı beni benden aldı götürdü. Çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Alanlar, deneyimleyenler ya da almayı düşünenler yorumlarda yazarsınız fikirlerinizi, düşüncelerinizi. Ha çok böyle ilk alınması gereken, hadi koştur koştur al bir staff paket değil tabii ki staff paketlerin arasında. Yani ikinci olabilir, üçüncü olabilir belki. Ama güzel bir paket oyuna eğlence getirir, kuyumculuk güzel. Mesela bu paketi al, Yalı Çapkın dizisi çek. Yalı Çapkın'ı izleyenler de yorumlarda kendilerini belirtebilirler. Yani güzel bir takı tasarımcısı, aile de biliyorsunuz takı tasarlayıp kuyumcuları var. Yapılır. Ben fikri verdim. Neyse bir sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.